iddiaya belki sahip olabilirler. Ve o iddianın temellerinde biz Ertan Aksoy'a soralım. Ertan Bey, rakamlar ne yönde? Rakamlar ve veriler ışığında siz Akşener'in bu restini neye bağlıyorsunuz? Ve bu böyle giderse yani hangi belediyeler iktidarın tekrar eline geçer ya da CHP'nin elinde olan hangi belediye gider? Nedir durum? Şimdi şöyle, yani aslında siyasetin doğası üzerinden bir okuma yaparsak, müzakereye başlamadan önce bu tür gerilimleri olağan olarak kabul edebiliriz. Ama bu koşullar altında bile gerilimin uzama süresi ve geldiği boyutu itibariyle giderek bununla açıklamakta zorlanılan bir süreçle karşı karşıyayız. Yani müzakere öncesi bir hazırlık, bir el yükseltme olarak okuyanlardan biriyim. Ama giderek bu fikrimde bir soru işareti de yanında belirmekle birlikte. Şimdi sorularınıza da yanıt vermeye çalışacağım. Bununla birlikte benden önceki tartışmalara, çok kıymetli tartışmalara küçücük katkılar Buyurun yapmak lütfen. isterim. Mesela İstanbul'da birçok yerde İyi Parti'nin bir bölgede, bir kentte güçlü olma haliyle karşılaşmıyoruz. Genelde %10, %7, %10 arasında bir oy dağılımıyla karşılaşıyoruz. İddialı olduğu kentlerde, mesela İstanbul iddialı olduğu kentlerden bir tanesi. Ama orada da bu oy oranıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla dört işlem bilen, siyaseti bilen herkes şunu çok rahatlıkla idrak edecektir ki bu oy oranıyla yerel seçimde bir belediye kazanmak mümkün değil. İyi Parti'nin aday çıkarması halinde. Dolayısıyla kazanamayacağınızı bildiğiniz seçimde aday çıkarma ısrarı ancak kaybetme arzusuna dayalı olacaktır. Bu nedenle ben İyi Parti'nin çıkış noktası, kadroları, hepsinden daha önemlisi seçmenini göz önüne aldığımda İyi Parti'nin kaybettirmeye oynama ihtimalini hala son derece düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Çünkü belki son söyleyeceğimi baştan söylemem gerekirse İyi Parti bu tür kararları elbette ki genel başkanın iradesine, elbette ki Genel İstişare Kurulu'nun tartışmalarına ve kararlarına açacaktır. Bunların bu tür hakları vardır. Bu tür bir irade ortaya koyabilirler. Ama böylesi bir karar alması durumunda hesabı ne gazetecilere, ne kamu yapıcılara, ne ittifak ortaklarına verecekler. En büyük hesabı dönüp kendi seçmenlerine vermek zorunda kalacaklar. Çünkü İyi Parti seçmeninin ana motivasyonu İyi Parti iktidara geldiğinde Türkiye şöyle şöyle iyi olur demek kadar büyüklüğe sahip olan bir başka ana motivasyon Erdoğan'a ve AKP'ye kaybettirmek. Şimdi dolayısıyla böylesine büyük bir ana motivasyona sahip olan bir toplumun önüne biz senin kaybettirmek istediğin siyasete kazandırmaya çalışıyoruz açıklamasını nasıl yapacağını merak ediyorum. Öte yandan iktisatta bir kural vardır. Yatırımın gevri çevrilemezliği ilkesi. Yaklaşık 4 yıldır, 5 yıla yakın bir süredir İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifak ortağı olmanın gereği olarak büyük şehirler başta olmak üzere ilçe belediyelerinde uzlaşıyla, müzakereyle birlikte bir yönetim sergiliyorlar. Ve bütün parti kadroları bu belediye başkanlarının çalışmalarını, başarılarını anlatıyor. Şimdi çok merak ediyorum. Mesela Adana'da çok başarılı bir belediye başkanı var, Sayın Zeydan Karalar. İyi Parti Adana'da ona karşı aday çıkaracak ve olumsuz propaganda yürütecek öyle mi? Yani çok gerçekçi gelmiyor. Bir yanıyla gerçekçi bulamıyorum. Benden önceki tartışmalara bir şey daha katmak isterim. Kaybettirilirse ne olur büyük şehirler diye bir çok kıymetli bir soru atıldı ortaya. Vallahi açıkçası kişisel görüşüm şöyle. Yani yerel seçimlerde de muhalefet kaybederek çıkarsa Türkiye Rusya olur. Yani bir muhalefet kağıt üstünde olur ama gerçek anlamda bir muhalefet kalmaz. Toplumsal travma, muhalefetin dağılmışlığı bugünkünün çok çok daha ötesine geçer. Daha da kötüsü şu olur. Bugün iktidarda önceki gibi otoriterleşen bir yönetim yok. Bugün iktidarda otoriterlikten radikallik evresine geçmekte olan bir iktidar var. Ve bu iktidarın Hüdapar gibi, Yeniden Refah Partisi gibi radikal bileşenleriyle birlikte artık iktidarın aksı da bunların dünya görüşüne
kaymakta. Bunların meşru olarak gördüğü politikalar giderek meşru politikalara dönüşmekte. Dolayısıyla karma eğitimi bugün tartışanlar yerel seçim aldıktan sonra ortadan kaldırma cüretini gösterebilirler. Orada da bugün bu beylik ifadelerle biz çıkarız, şunu yaparız, bunu yaparız diyenler dönüp başta kendi seçmeni olmak üzere topluma hesap vermek zorunda kalacak. Küçük bir şey daha eklememe izin verirseniz. Buyurun lütfen. İYİ Parti'nin ilerleyişine dair Mithat Hocam benden önce bahsetti. Ona atıf yaparak söylemek isterim. Şimdi İYİ Parti aslında muhalefet içi tartışmalara kaptırmadığı dönemlerde yavaş bir hızla da olsa büyüyen bir partiye dönüşüyor. Yani iki önceki seçimde %9 civarında, %10 civarında oy alan İYİ Parti adım adım kamuoyu yoklamalarında masadan kalkmadığı tarihte hemen öncesinde %14'e kadar bizim ölçümlerde çıkmıştı. Hatta küsuratlarını da hesaba katarsak %15'e çok az kalmıştı. Fakat masadan kalkması, ortaya çıkan kriz, kavgayı iktidarla olmaktan çıkarıp muhalefetin içine taşıması İYİ Parti'ye kaybettirdi. Ve hepimizin bildiği %9'luk sonucu aldı. Şimdi dolayısıyla İYİ Parti'nin büyümesinin gerek koşullarından bir tanesi içeride değil dışarıda bir mücadele vermesi. Çünkü hakkını teslim edelim. İYİ Parti'den önce birçok siyasetçi, sağ lider parti kurmayı denedi, AKP'den seçmen koparmayı denedi veya Cumhur İttifakı'ndan MHP'de dahil olmak üzere seçmen koparmayı denedi ama İYİ Parti bunu başardı. Şimdi mesele bu başarıyı büyütmek mi yoksa daha geriye götürmek mi? Üstelik bugün Türkiye'de milliyetçi bir partinin büyümesi için belki hiç olmadığı kadar elverişli koşullar var. İki temel nedene dayanarak bunu açıklamak isterim çok kısaca. Bir tanesi şu, iktidar 20 yıllık siyasal hayatı boyunca doğrudan ya da dolaylı olarak bir İslamcı anlayışla toplumsal yapıyı bu yönde dönüştürmeye, muhafazakarlaştırmaya çalıştı, dindarlaştırmaya çalıştı. Ama toplum çok açık ki buna bir defans gösterdi ve bu sağ eksenli yönlendirmenin, dönüştürme arayışının sonucunda toplum muhafazakarlaşmadı ama daha fazla milliyetçileşti. Bu bir. İki, bütün ekonomik krizler tarih boyunca hep ulusal onuru zedelemiştir. Stüdyoda bunu benden çok daha iyi yorumlayacak kıymetli konuklarımız var. Onlar belki zenginleştirirler uygun görürlerse. Şimdi Türkiye'de de 2018 yılından bu yana başlamış ve bitmemiş olan giderek etkisi, şiddeti artan bir ekonomik kriz var. Dolayısıyla bu toplumun ulusal onurunu zedeleyen bir durum ortaya çıkarıyor. İşte tam da burada milliyetçi partilere önemli bir siyaset alanı açıyor. Bu olumsuz durum. Peki. Milliyetçi siyasetin büyümesi için ama İYİ Parti anladığım kadarıyla bunları tercih etmek Peki. yerine... Ertan Bey bir şey soracağım. Siz bugüne kadar CHP'lilerin bu bir önceki yerel seçimde işte Balıkesir'de mesela İYİ Partili, Ey İYİ Parti sizin yüzünüzden biz orayı kaybettik dediğini duydunuz mu? Hayır. Ya böyle bir sistem var mıydı hiç? Ya ben denk gelmedim en azından varsa da. Tamam. Peki sürekli ey CHP sizin yüzünüzden bu seçimi kaybettik tarzındaki bir söylem neye dayanıyor? Çünkü bu söyleşide bir kez daha tekrarladı Akşener. İmamoğlu veya Yavaş aday olsaydı biz bu seçimi kazanıyoruz, kazanıyorduk. Yaptığımız araştırmalar bunu gösteriyor bize dedi. Bu yargıyı bu kadar kesin kurdurabilecek bir veri var mı efendim elinizde? Yok, olmadığı gibi başka veriler var. Bakın mesela adaylar belirlenmeden önce tekrar diyorum İYİ Parti'nin oy oranı %14'ün üzerindeydi. Çıkan sonuç itibariyle baktığınızda ölçümlerin aksine MHP 5 puan yukarıda çıktı, İYİ Parti 5 puan aşağıda çıktı. Dolayısıyla İYİ Parti'nin o 5 puanı tutamadı ve MHP ve dolayısıyla Erdoğan'a geçmiş oldu. Cumhur İttifakı'na kaptırmış oldu. Eğer o oy oranını kaptırma olmasaydı muhalefetin adayı Sayın Kılıçdaroğlu bence seçimi almıştı. Sona doğru bir haksızlık da olmasın. İktidarın yürüttüğü kara propaganda İYİ Parti'nin arafta kalan tutumu özellikle adayın belirlendiği dönemdeki ve bence muhalefet tarafında da yapılan hatalı söylemler, projeler vesaire
Bütün bunların hepsi bir araya geldiğinde seçim kaybedildi. Ama maalesef ki Türkiye'de sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir siyaset var. Sebepler genelde ihmal edilebilir olarak görüyor. Ama ihmal edilebilir olarak gördüğünüz takdirde o sebepler ortadan kalkmadığı gibi daha da büyüme potansiyeli taşıyor. Bunu şu nedenle söylüyorum. Türkiye'de seçime giderken devasa bir kara propaganda yapıldı. Ama bugün hiç kimse o kara propagandayı konuşmuyor. Bu şunu yaratır. Bir sonraki seçimde daha büyük bir kara propagandanın cüretini verir, cesaretini verir. Bu propagandayı yapmak. Verir bunu, çünkü ve bunun sinyalleri var zaten. Sonuç almıştır. Bugün kimse siz kara propagandacı bir siyaset izlediniz demiyor. Siz başarılı bir siyaset izlediniz ve sonuç aldınız diyor bunu yapanlar. Evet, aslında bir anlamda kaba bir benzetme olabilir ama hani bir kez daha, bu kez de başka bir yolla atı alanın Üsküdar'ı geçtiği şeklinde bir durumla da karşılaşıyor olabiliriz. Şimdi izleyicilerimiz ne diyor? Kevser Özayas demiş ki, yani demiş...